Merhabalar değerli izleyenler. Yeni bir Şimdi Ne Yapmalı programından hepinize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün de programımızda sorunlarınızı, sorularınızı paylaşacağız. Aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade Hocam'la birlikte değerlendirmeye, sizlere çözümler, tavsiyeler sunmaya gayret edeceğiz. Bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4294. Bize Facebook üzerinden veya mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükürler olsun. Hocam pek çok sorumuz var. Evet. Evlilikle ilgili farklı sorular da geliyor ve değerlendiriyoruz. Burada da evlilik kararı ile ilgili bir sorumuz var. Onunla başlayalım tamam, isterseniz. Tamam. Şöyle diyor izleyicimiz. Evlilik için kısmetim oluyor, görüşüyorum fakat bir türlü karar veremiyorum. 32 yaşındayım, ne yapmalıyım? Tabii şimdi insanın hayatında öyle dönüm noktaları vardır ki ve sizde o hakta size verilmişse karar verme noktası. 32 yaşındaki bir kızımız hayatının önemli bir dönemdi ve evlilik için karar vermek istiyor. Daha önceki dönemleri geldiğimizde genellikle anne babalar çocuklar için evlilik için tercihlerde bulunuyorlardı. O yüzden de gençler böyle büyük bir yükün altına girmiyorlardı. Anne babalar test ediyorlardı, aileleri tanıyorlardı veya işte o gelecek olan damat adayının ailesini, damat adayının özelliklerini kendi o bilgileri ve dünya görüşlerinin süzgecinden geçirerek gençlere biraz yol gösteriyordu. Ama şimdi biraz daha zor bu dönem. Çünkü direkt size kalıyor karar verme aşaması. Karar verirken de acabalar o kadar çok ki, çünkü hayatta ilgili deneyimleriniz yok ama korkular çok fazla. Ne tür korkularınız var? Acaba yanlış karar verirsem ya da evlendiğim zaman mutsuzluklar olursa, ki etrafında mutlaka kızımızın da çok fazla evlilikle ilgili problem yaşayan kişilerin örnekleri vardır. O yüzden de korkulara göre, iki kaygılara göre, üç gelecekle ilgili yaşayabileceği sıkıntılara göre düşünüyordur. Onun yerine şöyle düşünmesi lazım. Ben nasıl bir insanla beraber bir hayatı yaşayabilirim? Benim bir insanda aradığım özellikler nelerdir? Ve benim özelliklerime uygun biriyle karşılaştığımda nasıl anlarım bunu? Bu benim özelliklerime uygun mu diye. Hani hep genellikle düşünüyoruz işte evlilik için ilk önce eğitiminize bakın, mesleki yeterliğinize bakın, ahlaki yapıya, dini yapıya, sosyokültürel yapıya, bunlara bakmak lazım. Kızımız 32 yaşına gelene kadar mutlaka çok iyi bir başkalarıyla görüşmüştür ama belki daha iyisi çıkar, daha iyisi çıkar diye. Belli bir yaşa geldikten sonra da artık annesi babası çevredekiler artık yaşın geldi yani 32 yaşına geldin, evlenme zamanın geldi de geçiyor da bir an önce karar ver dedikleri için o karar ver noktasında sıkışmış hissediyor kendini. Bir de şu var. 18-20 yaşında bir insan evliliğe karar verdiği zaman biraz daha hayatı ciddiye almadığı için oyun gibi değerlendirebiliyor. Ama 32 yaşına geldiğinizde artık hayat daha ciddi, daha önemli. Kendi hayatınızı planladığınız, kendi kararlarınız var. Başka biriyle ortak bir alanda yaşamakta zorlanabilirsiniz. Bu korkular da bizim yine evliliğe karar vermemizi zorlaştırıyor. O yüzden kızımız şöyle düşünecek. 10 tane ölçüt olduğunu kabul edelim. 10 tane ölçütün 6 tanesini bulduysa, bu 6 tanenin de sıralamalarına baksın. Birisi için mesela dini inanç çok önemli. Birisi için meslek, birisi için eğitim, birisi için para. Bu kızımız kendi ne istiyorsa onları bir yazsın, sıralamaya koysun, derecelendirme yapsın. Birinci derecede bu, ikide, üçte bu. Bunların içinde görüştüğü kişiyle ilgili o derecelendirmelerde baştakilerinden 3-4 tanesi eğer uyuyorsa geri kalan noktaları korku, kaygı ve endişeleri devre dışı bırakarak bir an önce karar versin. Ama durmadan sürekli o farz edin 10 maddenin 9'unu istiyorsa ya da 10'unu istiyorsa ya da 8'ini istiyorsa belki diyecek ki hocam 5'i de olsa yeter gibi düşünüyordur. Orada bulduğumuz önemli şeyler vardır. Yani bir şeyin sizin için birçok özelliği vardır ama olmazsa olmazlarımız vardır. Kızımızın karşıdaki kişide olmazsa olmazı neyse onu bularak evliliğe karar vereceğini düşünüyorum evet. Ben. Şimdi kriter dediğimiz bir şey var. Evet. Her evliliğe aday olan kişinin bir takım kriterleri, aklında karşı tarafta olmasını istediği bir takım özellikler var. Ama bazen bunlar çok uç noktada olabiliyor. Denklik meselesini çok doğru değerlendiremeyebiliyoruz. Burada ilk 5 dediniz ya, ondan 5'e olmalı. O ilk 5'e neleri dahil etmeliyiz? Tabii bir uzman olarak benim tek değerlendirmem kişinin olgunluğu. Ama tabii bunu karşıdaki kişinin ölçü bilmesi o kadar da kolay bir durum değil. Yani
nasıl ölçeceksiniz olgun mu değil mi diye böyle bir durumunuz yok. Hı hı. Ama benim gözümden baktığınızda bu yaşta bu durumda çok rahat değerlendirebiliyorsunuz. Ama genç bir arkadaşımız bu olgunluğu nasıl değerlendirecek? O yüzden de o genç arkadaşımızın olmazsa olmazları şu olmalı. O yaşa sahip olan bir insanda ne beklenir evlilik için aday olan? Evli olan bir insanın ilk önce evliliğini idame ettirebilmesi için belli bir mesleki meslek eğitiminin ve bir para kazanmasının gerekiyor. Şimdi bakacak, ekonomik anlamda özgür bir beyefendi mi? İlk önce nokta bu. Eğitim hayatına değer vermiş mi? Eğer siz eğitimli bir insan istiyorsanız, çocuklarınıza eğitimsel bir hayat bakış açısını yerleştirmeyi düşünüyorsanız, evleneceğiniz kişinin de bir eğitim hayatından geçmesi lazım. Hı hı. Ama siz çok parası olsun, rahat bir yaşam, çalışmayayım, sadece maddi anlamda benim için bir zenginlik olsun diyorsanız, o zaman o kişinin para durumuna bakarsınız. Ama olmazsa olmazlar, kişinin o yaşta kazanımları nedir? 30 yaşında bir erkek mutlaka bir mesleği olmalı. Mutlaka para kazanmalı. İşte askerlik vardı eskiden, hı hı, ölçüt olarak. Askerliğini yapmış olması lazım. Kendi kararlarını veren bir birey olması lazım. Eğer inanç boyutundan bakıyorsanız işte ibadetlerinde hassasiyetlerinin olması lazım. Yalan söyleyip söylemediğini ya da dürüst olup olmadığı ahlaki noktalarını daha sonraki aşamalarda görüyorsunuz. Yani ilk önce o kişinin yaşına uygun, ondan beklenen yeterlilikler. Eğer bir insan 30 yaşında hala okul hayatını bitirememiş, askerliğe gidememiş, para kazanma konusunda hala daha bir doğru adımlar atmamışsa, bu insanın inancı dahi olsa bu kişiden bizim evlilik anlamda performans bekleyemeyiz. Çünkü evlilik bireysel anlamda kendinizi bağımsız hissetme, sorumlulukları yüklenme demektir. Eğer siz kendi hayatınızın sorumluluklarını yüklenecek şekilde hayatınızı devam ettirmemişseniz sizin hayatınıza dahil olacak birinin sorumluluklarını da taşıyamazsınız. Evet, burada hocam... belli görüşmeler yapılıyor. İşte siz 4 kere diyorsunuz, 4'ten fazla olmamalı diyorsunuz. Evet. Burada insanların birbirlerini dürüst bir şekilde ve tüm doğallığıyla yansıtmaları önemli. Çünkü, hı-hı, kısıtlı bir zaman söz konusu. Ama pek çok nişanlılıkta örneğin, nişanlık aşamasında bile şöyle şeyler duyabiliyoruz. Nişanlanana kadar başkaydı, nişanlandıktan sonra veya evlendikten sonra da olabiliyor bu. Değişiyor. Bu çok riskli bir durum aslında. En başta insanın kendisinin belki dürüst olması gerekiyor ama karşı tarafın bu genel yeterlilikler dediğimiz temel noktaları bile doğru aktarıp aktarmadığından nasıl emin olacağız? Burada aslında sorunuzun çok güzel bir soru ama sorunuza başka bir boyuttan ben cevap vermek istiyorum. Şimdi benim 4 kere görüşmenin altında yatan nokta şunu kastediyorum. Hı hı. İlk önce kişinin birbiriyle oturup aynı mekanda yan yana oturduğunda, farz edin ki sizinle biz bir yere gittik, bir yerde çay içiyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz tanışmak anlamında. İlk önce birbirimize oturabiliyor muyuz orada? Bir huzur var mı? Beraber bir oturup sohbet edebiliyor muyuz? Ona bakarız. Sonra birbirimizin hayat bilgilerini aktardık. Siz de aktardınız. Yani ne olacak? Kitaplar yazılacak kadar bir seceremiz yok. Belli bilgiler var. Bunları aktardık. Şimdi bundan sonra kalktığınızda evet ya bu kişiyle ilgili hem genel yapının içinde hem de duygu anlamında bu insanla yola çıkılabilir düşüncesi geliştiğinde ikinci görüşmeyi talep ediyorsunuz. İkinci görüşmede de biraz daha detay nedir, işte gelecekle ilgili noktalar olabilir, sonra ikinci kez gördüğünüzde ne hissediyorsunuz buna bakarsınız, sonra üçüncü görüşmeye geçtiğinizde de evlilikle ilgili aşamalar, ailelerin bakışları, düğün nasıl olmalı gibi noktaları getirdiniz, dördüncü de artık gelip aileden istenmesi noktası oluyor. Bu sıralama benim demek istediğim nokta, aşamalara dikkat edin, yani parça parça gidiyorsunuz. Halbuki şimdi şöyle bir nokta var. İlk önce görüşüyorlar. Tanımak istiyorlar birbirlerini. Ama tanımak istediklerinde nasıl bir nokta oluyor biliyor musunuz? İlk önce el ele tutuşuyorlar, sinemaya gidiyorlar, aynı arabaya biniyorlar, işte tatillere çıkıyorlar, daha tanıyorlar. İşte orada aslında tanıma olmadan o yakınlaşma dediğiniz durum olduğunda kişi öyle bir durum oluyor ki bir yerde bir kırılma noktası yaşıyor. İlerlemiş olan bir ilişkiden sonra evliliğe dönme durumu ortaya çıkıyor. Asıl burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Evliliğe giden aşamada hangi aşamalar olması lazım? Ben bir erkekle evlilik amacıyla görüşüyorsam orada benim onunla ilk önce tatile çıkmam, onunla bedensel temasımın olması, onunla sinemaya gitmek, onunla yemeğe gitmek, sonra mı ailelerin tanışması? Hı hı. Yani burada o sıra aştığı için bu problemleri yaşıyorsunuz. Bu sıra aşılmamış durumların hiçbirinde
sizin söylediğiniz nişanlılık dönemi dahi olsa böyle bir sıkıntı yok. Şimdi çok iyi tanımaktan bahsediliyor. Hı hı. Tam tersi, çok iyi tanımak dediğiniz süreyi uzun tutmak tehlikeli. Çünkü orada evlilik öncesi yapılması gerekenler değil de evlilikte yapılması gerekenler o yaşantıya dahil edildiği için kişi evlenmeden evliymiş gibi bazı hayatı yaşaması kişinin o evliliğe taşıyan süreci tanımadan onu, belki o bedensel yakınlaşma, ruhsal yakınlaşma birçok problemi görmemezlikten getiriyor. Sonra yüzükler takıldıktan sonra, aileler tanıştıktan sonra sıkıntı çıkıyor. Veya sizin anneniz babanız belki o delikanlının bazı yönlerine onay vermeyecek veya delikanlının ailesi vermeyecek. O yüzden de aileye açarak ilk önce siz yakınlaşmadan ailenin kararına göre o nişanlık süresini yaşamak bu problemi oluşturmuyor. Benim net %99 evliliklerde gördüğüm problemler o evlilik öncesi nişanlamaya gitmeden önceki sürenin çok uzun olması. Evet, bu da bir tespit olarak söylemiş olalım. Yine evlilik görüşmeleriyle ilgili bir soru var hocam, devam edelim. Ben çok heyecanlı bir insanım. Benim en büyük sorunum bazı özel görüşmelerimde elim aşırı titrediği için bir şey içemiyorum. İlk kez girdiğim farklı ortamlarda ben çok konuşkan biri değilim. Şu anda görüştüğüm biri var, o da konuşkan biri değil. İkimiz de aynı karakterde kişileriz ve evlendiğimizi düşünelim. Acaba anlaşabilir miyiz demiş. Şimdi bu yazan kızımız mı acaba? Kızımız muhtemelen. Kız, tamam. İsim de belirtmediği için tamam. Hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. İkimiz de konuşmuyoruz. Böyle bir karakterde bir yapıya sahibiz. Evlilik nasıl yürür gibi söylüyorum. Şimdi evliliği oturttuğu temel şu. Evlilikte sohbet şart. Ve karşılıklı birbirini tanımak için sohbet lazım gibi düşünüyor. Ama kızımız sohbeti çok iyi yapamadı ama oldu ki kafalarına yattı ve evliliğe karar verdi. Sanki evliliğin içinde o... İkisi de çok sakin olduğu için bu evlilik negatif bir durum oluşurmuş gibi düşünüyor. Burada ne oluyor? Çok basit gibi gözüken bir noktayı evliliğin içine genelleme olarak koyduğu için belki böyle bir kısmetten vazgeçecek. Hani biraz önceki sorumuz vardı ya, kızımız beğenmiyorum demişti. Belki kızımız bunun gibi detay konulardan dolayı birçok insanla görüşüp red kararını koymuştur. Şimdi neden heyecanlanıyor ve bardağı tutarken eli titriyor, bir şey içemiyor? Çünkü karşıdaki kişinin gözünden kendine bakıyor. Acaba beni beğenecek mi? Acaba bendeki eksileri görecek mi? Acaba benden hoşlanacak mı gibi kendini oraya seçilmeye aday biri olarak gidiyor. Halbuki seçilmeye aday biri değil de birini seçmeye giden biri olarak baksa ya da birini tanımaya yönelik ya da biriyle ortak bir alanların olup olmadığını tanımaya yönelik olarak gidip baksa o zaman oturacak orada. Konuşmuyoruz gibi söylüyor. Halbuki hiç tanımadığınız iki insanla otobüste yolculuk yapsanız mutlaka memleketten başlarsınız. İnene kadar ciddi anlamda bir geçmişinizi paylaşmış olursunuz. Burada oraya gittiği zaman ben bu insanla burada tanışacağım. İlk sormam gereken sorular nelerdir? Nedir işte hayatınızın, doğduğunuz, yaşadığınız memleket, aldığınız eğitim? Daha sonra onun tatile bakışı, sanata bakışı, dine bakışı, sonra beraber yaşadığınız bir hayattaki insanlarla olan nokta, kadını değerlendirmesi, erkeği değerlendirmesi, başka evliliklerden örnekler vererek evliliğe bakış açısı, çocuk yetiştirme metotları. Aslında o kadar çok konuşulacak konu var ki ama ikisi de kendi içlerinden konuşuyorlar, dıştan konuşamıyorlar. Dıştan konuşmadığı için herkes birbirinden bekliyor. O zaman ben bir görüşmeye gidiyorsam ki bu kızımız gittiği zaman ben oraya gittiğimde karşıdaki kişiyi tanımak için gidiyorum. Kendimi de tanıtmak için gidiyorum. Karşıdaki kişiyi tanımak ve kendimi tanıtmak için de sadece ifadelerimi kullanırsam yeterli olacak. Ama ben orada acaba beğenilir miyim? Acaba onu beğenir miyim? Buradan çıktıktan sonra ailem ne diyecek? Yine red mi kullanacağım? O mu beni reddedecek gibi korku ve kaygılarla giderseniz tabii ki mutlaka titreme de olur. Orada sessiz sakin kalır. Sonra geldiğiniz zannediniz edersiniz ki hiç konuşamadık. O da neden konuşmadın? Onun için gittin der. Bu sefer ikinciye sürekli negatif birikimlerle yola çıkarız. O yüzden de biz oraya niye gidiyoruz? Duygu anlamı yok. Henüz aranızda duygu yok. Hani birine aşık olursa belki eliniz ayağınız titrer, o ayrı bir meseledir ama böyle bir durum yok. İlk önce oraya niye gittik? Amacımız ne? Burada ne yapmalıyız? Neyi ölçmem gerekiyor? Neyi tespit etmem gerekiyor? Ve bu tespitleri nasıl değerlendirmemiz gerekiyor gibi sanki bir bilimsel çalışma yapıyormuş gibi bakması lazım. Peki hocam. Bu süreçteki çiftler inşallah mutluluğa erişsinler diyelim. İnşallah, inşallah. Hemen İstanbul'daki izleyicimizi dinleyerek devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun, neler soracaksınız hocamıza? Buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle elhamdülillah, gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisinizdir inşallah.
Ben de çok sağ olun. Sizi beğenerek izliyorum. Programınızın devamlılığını diliyorum inşallah. Çok sağ olun inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sorum şu. Biri 2,5 yaşında, biri de 4,5 yaşında. Arda arda olan iki oğlum var. Bunlardan büyük bir de 5 yaş büyük oğlumla. Yani 10 yaşında. Biri 10 yaşında kızım var büyük. Biri 5 yaşında oğlum, 4,5-5 yaşında. Biri de 2,5 yaşında 3 çocuğum var. Hı hı. Kızımda hiç konuşma güçlüğü veya zorluğu yaşamadım. Kusura bakmayın, bayağı heyecanlıyım. Yalnız diğer iki oğlum da, şimdi büyüğü biraz konuşuyor ama T harfini ve birkaç harfi biraz zorlanarak konuşuyor. Diğer küçüğü de çok nadiren konuşuyor. Konuştuğu cümleleri de gayet güzel bir şekilde sarf edebiliyor ama çok nadiren konuşuyor. Ne yapabilirim? Hı hı. Ve sormak istedim. Teşekkür ederim. Televizyon seyretmeleri nasıl çocukların, küçüklerin? Büyük olduğumda biraz daha fazlaydı. Yalnız ben sınırlandırdım. Çok araştırdım. Hani bunu sebep olabileceğini düşünerekten şimdi minimum seviyeye indirdim. Tamam. Peki ailede geç konuşma var mı babada ya da genetik olarak aile bireylerinde? Var mıymış yok, geç konuşma? Yok. Yeğenimde var. Geçti o kendiliğinden. Tamam. Başka yok. Evet, tamam. Sanıyorum yeterli. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız, paylaştığınız için. Evlatlarınızı da buradan öpüyoruz. Çoktan bir sorun daha olacak. Tabii buyurun dinleyelim. Benim erkek kardeşim benden küçük, 29-30 yaşlarında. Kendisi aslında dini bütün bir insan. Fakat evlilik konusunda biraz tereddüt yaşayan, işte biraz da vesvese diyelim kapılan bir insan. Hani nasılsa işte ezelde her şey yaşanmış, yani yazılmış, işte ne gerek var falan gibi cesinden bakan bir insan. Hani ne diyebiliriz ona, ne şekilde tutum sağlayabiliriz? Şunu aslında şu cevabı veriyorum kardeşime, diyorum ki Allah'ın bunu bilmiş olması... Hani bizim direkt bir robot gibi yönlendirmek değil, o Allah'ın sıfatında var. Bizler ise biz kuluz. Tabii ki takdirimizi ona göre yaşayacağız diyorum. Eksik kaldığım noktalar işte size sormak istedim. Sorularım bu kadar. Çok sağ olun. Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Hayırlı günler diliyoruz. Evet. Çok buyurun hocam. Şimdi çocuklarla ilgili noktalarda geç konuşma, gecikmiş bir konuşma var. Küçük de 2,5 yaşında beklenen performansı gösteremiyor. Ama kelimeleri rahat çıkarıyor söyledi. Diğer büyük olan 5 yaşındakinde de konuşma var ama kelimelerin içindeki harfleri vurgularken sıkıntı var gibi gözüküyor. Şimdi bunun iki erkek çocukta da olması biraz genetik yapıyı gösteriyor. Yani normalde konuşmada bir problem olmayacak. Ama o konuşma yaşına gelene kadar sıkıntılar olabilir. Bazen bir ailede kız çocuğunda hiçbir problem olmaksızın erkek çocuklarında olabilir. Ki hanımefendinin ikisi erkek problemi olan çocukları söylediği, 2,5 yaşında 5 yaşında olan ikisi de erkek olarak anladım ben, erkek çocuklar. O yüzden de bunu bir dert olarak algılamasın ama çözüm anlamında şöyle yapmak lazım. Televizyon noktasının çok zararlı olduğunu biliyoruz, konuşma gelişimini durdurduğunu veya yavaşlattığını. O yüzden hanımefendi bunu programlamış, tamam. Çocukların televizyon seyretme saatlerine bir sınır getirmiş. Burada bir problem varmış gibi değil de çocuklardaki bir eksiği tamamlıyormuş gibi hareket etmesi lazım. Büyük oğlanın o yanlış kelime harfleri çıkardığında uyarmadan, ama bir masal anlatırken, bir konu konuşurken kendisi annenin daha düzgün konuşarak, oradaki vurgulara dikkat ederek bunu yapması lazım. Bol bol büyük oğlana 5 yaşındaki de kitap okuması lazım annenin. Ya da tekerleme söyletmesi ya da şarkı dinletmesi gibi biraz daha konuşma içeren faaliyetlerde bulunması lazım. 2,5 yaşındaki çocukta da işaret dili varsa onu sormayı unuttuk. Yani hani bazen işaret eder ya, gösterir bu diye. Eğer öyleyse işaret ettiği şey bunu mu istedin? Hani hangisini, su bardağını mı, içinde su olan bardağı mı gibi biraz daha o tarif ettiği şeyin detayına iner ona anlatması, onu mu istediğin gibi değil de bunu mu istediğin, içinde su olan bardak dediği zaman çocuğun kafasında biraz birikim oluşturması lazım. Ve anne 2,5 yaşındaki çocuk için de parmak kuklaları kullanarak masallar anlatmalı, onu da parmağına kukla takmalı. Çok basit parmak kuklaları yapmayı biliyorlar anneler. Karşılıklı konuşturma ya da büyük kuklalar olabilir, onları konuşturma. Bazen de karşılıklı oturup böyle sohbet ederken değişik ses taktikleri yaparak konuşma gibi, anne
sürekli çocuğuna gün içinde 2,5 yaşındaki çocuğa 5'er dakika 10'ar dakika toplam yani 20-25 dakikayı geçmemek şartıyla gün içinde farklı konuşma olayları yapabilir. Ya da dışarı çıktığında mutlaka çocuğa uyaran vermek lazım. Sadece bu hanımefendi için değil. Aa bak işte kar yağdı şimdi. Gel bakalım bir camdan bakalım kar yağmış. Nasıl lapa lapa kar yağmıyor? Yok hayır sulu kar yağıyor. Bakın bunlar çok önemli. Yani çocuğun kafasında o birikimleri oluşturuyoruz. Galiba soğudu dışarısı ama içerisi sıcak gibi sürekli çocukları bilgilendirmek lazım. Onlar soru sormasa bile biz onların hafızalarında o kelimeleri veya cümleleri ya da onların anlamlarını biriktirmeliyiz ki çocuk bir süre sonra tekrar konuşmaya başlasın. Evet. Gelelim diğer kardeşiyle ilgili. Evlenmesinin altında kaderim de varsa olur diyor değil mi herhalde öyle bir nokta. Doğru söylüyor nasip aslında. Nasip olacaksa zaten nasip olur gibi bir yaklaşım var. Doğru söylüyor zaten nasip olacaksa oluyor zaten orada yapacağımız bir durum yok. Evet. Ama nasibe giden noktada hani işte mutfağınızda suyunuz da var, çayınız da var, ocağınız da var. Ama nasip olursa çay demlenir diye beklemiyoruz. Yani orada kalkıp biz bir fiil faaliyete geçiriyoruz. Ondan sonra çay geliyor. Ama onu içmek nasip midir? O ayrı bir mesele. Burada da belki şunu yapmak lazım. Aile çok baskı kuruyorsa evlen evlen diye. Çocuk da artık yani yorulmuştur veya işte evleneceği kızı bulamadığı için kendini o noktada sıkıntı görüyordur. Durmadan görüşmek de çok insanı kolay gören bir iş değil, zor bir nokta. Tabii. O yüzden de belki çok olumlu bakmıyordur ama delikanlı şöyle düşünmesi lazım. Evet kısmetimde varsa olur ama mutlaka görüşmeleri talebini değerlendirmeli, etrafındakilere haber vermeli, uygun nasipler varsa onlarla da görüşmeye gayret etmeli. Hanımefendinin yapacağı nokta şu, hiçbir şey söylememeli, sadece bir kısmet çıktı. Böyle bir kız var, görmek ister misin? O da hayır diyorsa tamam demeli. Yani zorlamamak çok tehlikelidir o noktada. Mutlaka kız ve erkek çocuğuna baskı kurarsanız evlenin diye, sizi kırmamak için ya da artık ondan bıktığı için evlenir, ondan sonra o evlilikler istediğim şekilde yürümeyebilir. Evet hocam Nisa Hanım hattımızda hemen kendisini dinleyelim. Bizi Adıyaman'dan arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nisa Hanım? İyiyiz hamdolsun sizlere sormalı. Ben bu programı dinledim daha güzel bir şeyler elde etmeye çalıştım. İnşallah daha güzel olur. Bir sorum olacaktı hocama. Çok sağ olun Allah razı olsun. Dinliyoruz sizi. Hocam ben 20 yıldır evliyim. 3 tane çocuğum var. İşte eşim 3 sefer hapishane girdi çıktı. Ve çocuklar beni sen suçlusun, sen böyle yaptın diye beni suçluyorlar. Ne yapabilirim bu konuda? Eşinizin hastalığıyla mı ilgili? Efendim? Neyle ilgili suçluyorlar sizi? Ya şöyle, ilkin daha oğlum doğmadan eşim cezaevine girdi. Yani hani ben de dedim ki Allah'ın takdiri benim kaderimdir. Ben bu kaderime razı olacağım. İşte hani ben bekledim. Bu sefer çocuklar diyor ki sen beklememen gerekirdi. Yani böyle bir şey hani yapıyorsun sonuçta bir şey elde etmeyeceksin. Yani çocuklar sizin türlü ayrılmanızı mı istiyorlardı? Çocuklarınız kaç yaşında şu an? Çocuklarım biri 19 yaşında, biri 17 yaşında, biri 10 yaşında. Peki eşiniz şu an cezaevinde değil mi, dışarıda mı? Bu 2-3 gündür çıkmış. Tekrar girme durumu var mı? Yani yaptığı şey biraz hani suça yatkınlık mı yoksa hani öyle istemeden olan şeyler mi? Ya istemeden olma. Hani 19 sene önceki biriyle tartıştı. O tartışmanın sonucunda 12 milyar para cezası geldi. 7,5 ay yattı. Daha yeni çıktı. 1 yılda denetim cezası verilmiş. Yani size göre eşiniz iyi bir insan değil mi? Yani bu aldığı cezanın gerçekten böyle kasıtlı bir şey yapan bir adam değil. Evet. Değil. Tamam canım benim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nisa Hanım. Paylaştığınız için, aradığınız için hemen değerlendirelim hocamızı. Hayırlı günler diliyoruz size. Evet. Şimdi hanımefendinin eşiyle olan noktadaki diyaloğunda kendisi de ifade ediyor. Yani şimdi eşi insan evlenirken iyi ve kötü gün için söz veriyor. Hı hı. Yani yoksa sadece evlendiğinizde mutlaka hep huzurlu bir yuvanız olacak, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız diye bir durum yok. Yani insanın evlendiğinde ölüm, ayrılık veya bu tür maddi yokluklar, hastalıklar veya bu tür işte suçla ilgili noktada ceza durumları da insanın başına gelebilir. Tabii kadın da erkek bu noktada birbirlerine söz vermiş ve hanımefendi tabii Adıyaman'dan arayan hani bir geleneksel yapının olduğu bir yerden arıyor. Bırakıp da baba evine
gitmenin çok da doğru olmadığını biliyor. Veya baba evine 3 çocukla gitse bile orada ne kadar orada kalabilecek, daha da sıkıntılı olacağını biliyor hanımefendi. O yüzden de bu şartlar içinde yine evine sahip çıkıp çocuklarını bu şekilde büyütmeyi daha doğru bulmuş. Ama çocuklar babanın cezaevinde olmasına bağlı, hem psikolojik açıdaki sıkıntıları, hem belki de maddi yoklukları, hı hı, veya babanın doğru davranmadan, çünkü çocukların gözünde baba dediğiniz zaman yanlış yapmayan, doğru davranan, evli çocuklara sıkıntı çektirmeyen, doğru bir örnek istiyor çocuklar. Ne kadar biz kendimiz anne ve baba olarak doğru örnekler olmasak da çocuk sizden doğru anne ve babalığı bekliyor. O yüzden de bu üç tane çocuk bu babanın yanlış olan örneklerinden dolayı, davranışlarından dolayı sürekli sıkıntı çekmeyi annenin onunla evli kalmasına bağlıyorlar. Eğer annem evli kalmasaydı biz de bu babamın durumuna katlanmazdık, hmm, ve bundan dolayı da mağdur olmazdık diye düşünüyorlar. Halbuki ayrı olduklarında mutlaka farklı bir problemler de çıkacaktır. O yüzden hanımefendi çocuklara böyle bir şey söylediğinde şunu söylemesi lazım. Ben bir eş olarak ve anne olarak bu kararı verdim. Bu kararın hesabını size vermek zorunda değilim. Bu bir evliliktir. Biz böyle karar veriyoruz. Herkes iyi ve kötü günde her şeyi paylaşabilir. O yüzden de bu konuda bir daha benimle konuşmayın. Ben var olan şartı bu şekilde değerlendiriyorum. Sizler kendi hayatlarınızı planlarken daha doğruyu yapmaya çalışabilirsiniz. Bundan dolayı ne kendini suçlu hissetsin, ne yani bu noktada gerçekten ben yanlış mı yaptım diye sorgulasın. Çünkü ama şu olsaydı, beyefendinin gayri ahlaki bir durumdan dolayı ne bileyim hırsızlık olabilir, başka durum olabilir. Yani adi suçtan dolayı hapiste olsaydı belki böyle bir adamı beklemenin çok da büyük bir faydası yok. Çünkü böyle bir adam çıktığında da sana faydası yok diye düşünebilirdik ama yani gerçekten hani kader mahkumu gibi anlattı hanımefendi. O yüzden de doğru olanı yapmış, çocuklarına da hesap vermek zorunda değil. Çocuklar söylediği zaman da ben bu konuyu size konuşmuyorum, siz benim hayatıma karışmayın ama kendi hayatınızı planlamanız gerekiyor diye deyip konuyu kapatması lazım. Evet. Hocam başka bir konuyla devam edelim. Öğrenciler için zorlu bir süreç. Şu anda üniversiteye çok az bir zaman kaldı üniversite sınavına. Evet. YGS'ye son bir ay ve öğrenciler hem heyecanlılar hem bir takım şeyleri başarmak istiyorlar. Az bir zaman kaldı. Tam da bununla ilgili Aybüke Deniz bize danışmış. YGS'ye bir ay kaldı. Çok heyecanlıyım. Ne önerirsiniz, ne yapmalıyım demiş. Şimdi tabii ben üniversite sınavı konusunda çok rehberlik yaptığım için öğrencilerle çok fazla görüşüyorum. Aslında bir ay kalmadı yani. Bu belliydi ne zaman üniversite sınavının olacağı, zaman belliydi. Hı hı. Kızımız için bir ay kaldı. O zaman yaklaştıkça kişi de her konuda öyleyiz. Yani biz yayına girerken ya da bir tatilde bir yere giderken bir işe yetişirken her noktada o kısa süre içinde kaygımız daha çok artar. Çünkü o anda hiçbir terslik çıkmasın, hiçbir problem çıkmasın isteriz. Böyle bir üniversite sınavına hazırlanan bir delikanlı, ciddi anlamda derece yapacak kadar başarılı olan çocuk bir rulo tuvalet kağıdını yanında götürsem olur mu diye sormuştu bana. Neden dedi, burnum akarsa. Peki bu zamana kadar deneme sınavlarında aktı mı? Yok. Ama akarsa diye korkmuştu. Şimdi öyle bir nokta var ki kişi her türlü olumsuz ihtimali o an getiriyor. Çünkü üzerinizde çok fazla bir yük yok. Yani o 3 saat çok iyi geçmeli ki sizin hayatınızın söz anı. Evlilik de öyle. Yani bir de evet diyorsunuz, sonra eve gidiyorsunuz. Acaba doğru insana mı evet dedim diyorsunuz. Yani şimdi burada riskli işler bunlar. Kolay değil ama biz bunun biraz kader olduğunu, biraz da bizim gayretimiz olduğunu bildiğimizde daha rahat bakıyoruz. Şimdi kızımız şöyle düşünmesi lazım. Ben bu bir ay kalana kadar neler yaptım? Yani benim sınavda o sorulara cevap vermek konusunda süreyle doğru bilgiyi ölçmektir sınav. Süreyle doğru bilgiyi ölçmek konusunda ben bu zamana kadar gayret gösterdim mi? Netim ne kadar? Çünkü net sınava şu an bir ay süresi içinde mesela 90 net yapan çocuklar hemen hemen 85 ile 100 arasında gider gelirler. Yani şimdi kızımız eğer 100 net yapıyorsa çok aşağı inmez, çok da yukarı çıkmaz ama 40'larda dolaşıyorsa birdenbire 100 olması da mümkün değil ama olabilir. Bir ay süresi içinde eğer 10 saat çalışırsa dolu dolu molalarla o zaman yine de başarı olabilir. Ama benim önerim şu, net. Bütün YGS sınavına hazırlanan çocuklarda çalışmayla beraber öyle şey var ki bu çok önemli nokta. Bir, erken kalkmak. İki,
11'de uyumak, 11 çeyrekte uyumak, yani 23'te yatağa gireceksiniz, 23-15'te uyuyacaksınız. 1'de yatanlar, 2'de yatanlar, 3'te yatanlar da başarıyı ben net negatif görüyorum. Nedenini kendileri de çok iyi biliyorlar. Sabahleyin sınav günü bizim mutlaka en geç 7'de ayakta olmamız lazım. Evet. 7'de olmak için sizin mutlaka saat 11 gibi 12'de uyumuş olmanız lazım. Beyin bir ayda önceden programlanıyor. Öyle kolay bir iş değil. Hı hı. O yüzden de kızımız şimdi sabah 7'de kalkıp akşamleyin 11'de yatarsa ve eksik konularını tamamlar, gün içinde de 10 saat içinde soruları çözerse geri kalan da ya nasip deyip yola çıkması lazım. Evet, inşallah bütün öğrencilere de buradan başarılar dileyelim. Şimdi hocam ülkemizde farklı sınavlar var. Farklı şartlarda bu sınavlara hazırlanan insanlar var. Bir de KPSS sorumuz var. Onunla evet. devam edelim isterseniz. İzleyicimiz şöyle demiş. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. KPSS ile atanmak istiyorum ama ders çalışma noktasında sıkıntılarım var. Nasıl bir ders çalışma programı uygulamalıyım? Hem üniversite öğrencisi hem bir de KPSS hazırlığı söz konusu. Ne tavsiye edersiniz hocam? Şimdi aslında doğduğumuz andan itibaren sınavdayız da. Doğru. Bize işte sınavlarıyla karşılaştığımızda korkumuz geliyor. Hı hı. Asıl sınava hazırlanamıyoruz. Yani burada dikkat ederseniz hep bir sınav için uğraşıyoruz ya. Hı hı. Aslında çocuklarımızı yetiştirirken sorumluluk bilincinde, yani hangi saatte neyi yapacak, hangi dönemde ne olması gerekiyor, bilgiye nasıl hazırlanacak, bunlara bakarsa kişinin korku ve kaygıları da olmuyor. Yani siz matematikte çarpım tablosunu eğer üçleri ezberlemişseniz, nerede sorarlarsa sorsunlar onu biliyorsunuz ama onu ezberlememişseniz, öğrenememişseniz kaygınız olacaktır o noktada. KPSS de bunlardan biri. Niye böyle insan korkuyor? Çünkü sınav dediğiniz zaman sizin ölçümünüz gerekiyor ve oraya girme şansınız düşük diye düşünüyorsunuz. Farzım ki 1,5 milyon insan girecek sınava. İlk 150 bin kişi üniversitelerde bir yere girecek. Geri kalan o kadar insan tekrar açıkta kalmış oluyor. O zaman da siz oraya girmek için koşmanız gerekiyor. Ama koşmak için de bugün siz de koşuya başlasak soluğumuz yetmez. Önceden hazırlığımız lazım o koşu için. Evet. Şimdi üniversitede okuyan delikanlı da üniversite sınavına hazırlandı. Şimdi bölümünü okuyor. Bir de KPSS'ye hazırlanacak. Yorucu bir iş. O yüzden sakın hazırlanmasın KPSS'ye. Onu bir bıraksın. Hı-hı. Üniversitesini bitirsin. Sonra o sene bitirdikten sonra yine girsin sınavına, KPSS sınavına ama olmazsa sonraki sene rahat bir zaman dilimini kendine ayırıp planlı bir programını çalışmayla orayı bitirsin. İkisini bir arada götürmesi doğru bir hareket değil. Evet, peki hocam. İstanbul'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Evet, sorunuzu dinleyelim. Neler soracaksınız hocamıza? Sorum yani sıkıntı var bende, ağlıyorum hani, geceleri uyuyamıyorum, davranıyorum. Yaşınız evet. kaç? Yaşım 45. Evli misiniz? Evet. Peki çocuklarınız var mı? İki oğlum var. Kaç yıldır böylesiniz? Ya ben zaten hani eşimle sorunlarım oldu, 15 yaşında evlendim. Yani ondan sonra da işte ağlamayla başladı bana, böyle ağlıyorum hani. Peki çok mu uyuyorsunuz? Uyumam yok, ilaçlarla uyuyorum. Ha, ilaç kullanıyorsunuz. Evet. Peki yakınınızda anne baba kız kardeş var mı? Yok, yakınımda abilerim var. Peki ilaç kullanmazsanız ne oluyor? Ne olur ilaç kullanmazsanız? Ya ilaç zaten yeni başladım. İlacı kullanmasam ağlamaya başlıyorum. Tamam. Sıkıntı peki gör. Peki eşiniz şu an sizinle ilgileniyor mu? Şu an ilgileniyor, evet. Hastalandığınız için ilgileniyor. Evet. Hı-hı, tamam. Peki herhangi bir işiniz, gücünüz, bir sohbete gitme, bir el işi, arkadaşlık çevreniz var mı? Zaten kendim çalışıyorum. Şu anda da şeye gidiyorum, Kur'an dersine gidiyorum. Tamam, peki. Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Hoşça kalın, hayırlı günler. Evet, buyurun hocam. Ah erkekler, ah. Hastalandıktan sonra ilgileniyorlar. Evet. Erkekler zannediyorlar ki biz eşimizle akşamleyin geldiğimizde her şey hazır olduğunda, o bize bir şeyler sundu ya da bir sorun olduğunda biz ona işte dinledik veya dinlemedik, çok büyük problemler çıkmadığı sürece mutlular gibi düşünüyorlar. Yani kadınların özel bir ilgiye ihtiyacı olduğunun farkında değil. Şimdi kadınlar gerçekten çok güçlüler ama erkeklerin ilgisiyle ayakta kalabiliyorlar. Bu ilginç bir denge. Nasıl ki çocuklar annenin sevgisine muhtaçlar, kadınlar da erkeklerin sevgi ve ilgisine muhtaçlar. O yüzden erkekler
Akşam eve geldiklerinde eşleriyle oturup sohbet etmeli, mutlaka bir konu bulmalı, ona değer vermeli. O öne konulan yemeği normal pişmiş bir yemek gibi değil de harcanmış bir emeğin teşekkür olarak sunmalı. Müslüman erkek, gerçek Müslüman erkek, yani öyle ismi Müslüman olan erkekten bahsetmiyorum. Gerçekten kadının değerini biliyor ya da her şeye teşekkür edebiliyor. Şimdi çocuklarla ilgilendiği zaman bana akşam hiçbir sorun getirmez, hepsini sen hallet gibi bir nokta değil. Ben buna bile tahammül edemiyorum ki, kaldı ki kadının şiddet görmesini ya da eleştirmesine hiçbir şekilde tahammülüm yok o noktada. Şimdi o yüzden erkeklerimizi doğru yetiştirelim ki kadınların değerini bilsinler. Şimdi bu hanımefendi hastalandığı gün eşi telaşa düştü ve şimdi onunla ilgileniyor ama iş işten geçti ondan sonra. Peki beyefendi eşinin hastalanacağını biliyor muydu? Yok. Böyle bir durumda. Şimdi hanımefendi hastalandığı için eşi onunla hasta olduğundan dolayı ilgilendiği için ters bir orantı da var burada. Belki ben hep hasta olayım da benimle ilgileniyor da diye düşünebilir. Bu da hastalığı devamını getirebilir. Neden ağlıyor? Ağlama artık orada bir duygu boşalması değil de artık kendini değersiz hissetmenin psikolojik anlamda travmanın içine girmiş bir ağlama. Eşi acaba onun ağladığını gördüğü zaman, yani neden ağlıyorsun, derdin nedir diye sordu mu, sormamıştır. Yani sorsa da belki de lüzumsuz görmüştür. O yüzden de ilk ağlama belki bir duygusal bir tepki gibi gözükürken artık ağlama onun için elinde olmadan, tutamadan, kendiliğinden gelen ama aslında bir sıkıntının ifadesi gibi değil, hastalığın ağlaması. Onun için belki bir süre ilaçları kullanmalı ama ilaçları kullanmayla da beraber mutlaka terapi alması lazım. Yani eşine tedavi, çocuğa tedavi, hanımefendinin kendine bir tedavi yapması lazım. Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyormuş. Çalışıyorum da dedi. Çalışıyorum da dedi. O da var. Ama sesi duyduğunuz çok mutsuz. Yani hani hayat öldü ölme arasıyla ilgili. Bana sorarsa ben şunu isterim hanımefendiden. Bir an önce bırakıp ilk önce bir spor faaliyetine yazılmalı. Mutlaka. Sonra kendine mutlaka iyi bir arkadaş edinmeli. Mutlaka izleyeceği bir film, daha böyle yani canlılık getirecek bir izleyeceği bir film, bir program takip etmeli. Hayatına bir hedef koymalı. Mutlaka ziyaret edeceği dostları olmalı. Ve oğulları eğer ona zaman ayırırsa çocuklarıyla zaman geçirmeli. Yani burada şöyle düşünmesi lazım. Dışarıdan aldıklarım da ben hayata tutunmak zorundayım. İçindekileri yok etmiş, tükenmiş çünkü. 15 yaşında evlenmiş. Demek ki hayat zor geçmiş. Dışarıdan kendini desteklemesi lazım. Gerçekten insan çok mutsuz olduğu anda, eğer içinizde mutsuzluk duygusu varsa, aynı şu o şunu gibidir. Şimdi hanımefendi içinde su var değil mi? Bu suyun yerine boşaltacağız ki yerine başka bir şey koyalım. Mutsuzluk bunun gibi bir şey. Bunu boşaltabilmek için de gidip boşaltacağınız ve dolduracağınız bir şey lazım. Terapiler budur işte. Bunu boşaltıyorsunuz, yerine mutluluğu koyuyorsunuz. Hanımefendi şöyle düşünmeli. Eşimin gücü olsaydı belki yapardı. Gücü yoktu. Ben de kendimi fark etmedim. O zaman şimdi insanlardan bir şey almak değil de ben nasıl mutlu olabilirim? Ben nasıl kendimi dışarı atabilirim? Çünkü oturduğunuz yerde düşündükçe hüzün gelir size. Düşündükçe ağlama gelir. Her ağladığında dışarı çıkmalı. Her ağladığında dua okumalı. Her ağladığında arkadaşlarıyla görüşmeli. Her ağladığında belki spora gitmeli. Belki her ağladığında mutlaka yanına seveceği bir insanla bir yerlere gezmeye gitmek, tatile gitmek. Öyle çok para kazanan erkekler var ki, ama tatil anlayışı olmadığı için eşlerini tatile götüremiyorlar. Çok fazla para kazanıyorlar. Pazarda çalışıyorlar. Bir tatil anlayışının olması lazım. Yorgun bir dönemi yaşıyoruz. Yani şehir hayatı çok yorucu. O yüzden de 2-3 günlüğüne bir yerde dinlenmek, kendi başlarına kalması, illa bir deniz değil, illa bir otel değil ama bir yabancı bir yer, memleket olabilir ama yine akrabaların dışındaki bir yere de gitmek insan için ihtiyaç olabilir. Yani hanımefendi kendi mutluluk reçetesini doktorların dışında dua, arkadaşlık, bir faaliyet edinme ve sporda bularak çözmesi lazım. Yoksa ilaç derinleştirir, terapi yok çünkü. Ve bir süre sonra da ilaçla hayatı yaşamaya çalışır. Çok genç, 41-45 yaşında sporla başlayarak bunu yapmasında fayda var. Yani kendine emek harcasın, bıraksın ilacı. Hiç kimseden ilgi istemesin. Kendine emek harcayarak hayata tutunmaya çalışsın. Evet, burada hocam kadınların
mutluluğunun aile mutluluğuyla olan ilişkisini ben size sormak istiyorum. Çünkü yuvayı dişi kuş yapar diyoruz. Burada genellikle işte ev işlerini, kadının düzenini, yemeğini vesaire zannediyoruz. Ama bir evde kadın mutsuzsa çocuk da mutsuz oluyor. Adam da mutsuz oluyor. Dolayısıyla kadının mutluluğu aile temelinde nasıl bir öneme sahip? Siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi iki türlü kadın modeli var. Bir gerçekten evde eşinden beklediği performansı görmek için gayret eden kadın, görmediğinde hanımefendi gibi depresyona ya da çukura düşen hanım. İkincisi de göremediği durumda affedersiniz arsız modeli seçen kadın. İki türlü kadın var. İkisi de bizim için doğru olmayan bir kadın modeli. Şimdi kadınlar nasıl bir şey istiyorlar? Hepimiz öyleyiz. Bir emeğin karşılığında insan bir teşekkür istiyor. Teşekkür olsun diye değil, yani takdir edilmek istiyor. Çok güzel olmuş, eline sağlık gibi. Bunun dışında kadın bir fiil. Eşinden güzel söz duymaya mecbur. Yani beyefendi akşam işten ne kadar yorgun gelirse gelsin, gördüğünde canım nasılsın veya bugün yüzünü biraz solgun gördüm veya ne güzel yemekler hazırlamışsın ya da gel bir otur bakalım yanıma bir beş dakika bir bugünü bir değerlendirelim dediğinde kadının motivasyonu bin kat artar. Ama erkek bunu kadının ona yapması gerektiğini düşünüyor. Tabii ki kadın ona yapacak bunu ama ilk önce erkek nasıl parayı dışarıdan getiriyorsa, çalışmayan kadın için söylüyorum, dışarıdan parayı getiriyorsa kadına bu değeri de getirmesi lazım yanında. Kapıyı açtığında suratı asık bir şekilde yorgun geliyor ama ben hep şunu merak ediyorum. Bazen annelere de bunu söylüyorum. Eşlere de bunu söylüyorum. Nasıl olur da evinize gidersiniz de evinize suratınız asık olur? Orası sizin için mutluluk kaynağı olması lazım. Yani bir erkek eve girdiğinde ben eşimi göreceğim diye yüzünün gülmesi, çocuklarımı göreceğim diye yüzünün gülmesi lazım. Bir kadın da eve eşi geldiği zaman eşim gelecek diye heyecanla beklemesi lazım. Ama erkek günün stresiyle eve gittiğinde sanki o suratı çekmek zorundaymış gibi, sanki bütün derdini kadın onun alması gerekiyormuş gibi, sanki buna bir hakkı varmış gibi davrandığında kadın eve böyle bir asık suratla gelen bir erkeğe hoş geldin demekten bile tedirgin oluyor. Öyle erkekler geliyorlar gürültülü patırtılı, kavgayla gürültüyle hesap soran bir boyutta. Sadece sanki erkek olmak, eş olmak para kazanıp getirmekmiş gibi olduğu için kadın eşi işe gittiğinde, çocukları da okula gittiğinde, oturduğunda ya ben ne işe yarıyorum? Ne kadar değerim var bu evde? Çünkü bulaşık biraz sonra kirleniyor, yemek yeniden isteniyor, çocuklar çok annenin farkında değil. O zaman kadın diyor ki değersizim, hiçbir işe yaramıyorum diye düşünmeye başlıyor. O değersizlik duygusu da kadında var olan içindeki o mutluluğu yedikçe kadın dışarıya bir şey vermemeye başlıyor. Ondan sonra çocukta problem çıkıyor. Sonra eşte problem çıkıyor. Hadi bu sefer kadına yine yüklenmeye başlıyor. Sen iyi anne değilsin, iyi eş değilsin gibi. Tam da bunu sormak istiyordum hocam. Şimdi erkeklerin yüzünün asıklığından bahsediyoruz. Erkeklerin en büyük aslında şikayetlerinden biri de bu. Eve geliyoruz, işte eşlerimizin yüzü asık. Ama niçinini hiç soruşturmuyorlar sanıyorum. Bununla mı ilgili bir sorun var? Şimdi burada kadınların yüzünün tabii çok güler yüz olması lazım ama öyle bir nokta ki kadınlar bunu yapıyorlar. Ama eve gelen erkek eğer gününün yorgunluğunu kapıyı açtığı zaman hoş geldin dediğinde kafasını yere eğip lavaboya giden erkek çok. Şimdi kadın kaç kere hoş geldin diyecek bu noktada. Hayırdır ne yaptın bugün nasıl geçti dediğinde yani ne var ne iş işte gittiğim yer yani başka bir yere mi gittim her zamanki gittiğim yer neyini soruyorsun gibi kapatıcı konuşan var. Ya da bugün kimle görüştün dediğinde ne benim telefonumu mu takip ediyorsun ne yapacaksın kimle görüştüm sana anlatsam ne anlayacaksın diyen erkekler var. Böyle olduğu zaman da kapatıyor bunu. Kadın istiyor ki işi bana bugün bir şeyler anlatıyor. Şimdi kadınlarda da bu noktada sıkıntı var. Evet. Şimdi ne anlatacak şimdi? Yani bazen biz program çıkışı biri sorsa bize program nasıl geçti anlatı. Geçti deriz yani. Detay vermek zor. Kadınlar zannediyorlar ki sohbet edileceği zaman erkeğin gün için anlatsın. Erkek bir şey de ne anlatacak? Bir şey anlatacak bir nokta da yok. Hani biliyorsunuz bilimselde kadın 6 saat konuşuyor, erkek 1 saat konuşuyor. Evet. Erkek o 1 saati tüketiyor dışarıda. Kadın 6 saati tüketemiyor evde. O yüzden de kadın onu istemiyor. Geldiğinde yüzü güler, yüzü karşılıklı cevap vermek. Kadın da gülecek, erkeğin de gülecek o noktada. Sonra yemek açken konuşulmayacak erkekle. Erkeğin karnı doyacak, doyduktan sonra hadi diyecek ki bir kahve yap ki bakalım biz bir beraber bir sohbet edelim.
O zaman olacak. Ya da mutfağa girdiğinde ne pişirdiğinle beraber bir yardım edeceğim bir şey var mı diye soran bir erkek modeli olması lazım. Yani o zaman da kadınların suratının asık olan modelini daha çabuk çözüyoruz. Kadın çok uzun yüzünü asık olarak götürmez o noktada. Onun için de erkeklerin eve geldiğinde evde mutluluğu bulan, ben eve geliyorum sen problem getiriyorsun, ben eve getiriyorum sen sorun istiyorsun diye noktalar var. Hatırlıyorsunuz dün bağlandığımızda para konusunda sıkıntı çıkaran bir beyefendi vardı. Hı hı. Şimdi bu beyefendinin evliliğin temelini paraya oturttuğu için, birisi işe oturttuğu için, birisi belki sağlığa oturttuğu için mutsuz oluyorlar. İşin ilginci ne biliyor musunuz? Evlisiniz, 30 yılınız orada geçiyor, ömrünüz o, başka bir yeri yok ömrünüzün. 30 yıl mutsuzsunuz. Yani şimdi niye ömrünü rezil edeceksin? Ve eşler arkadaş olmalı aslında birbiriyle. Arkadaş olmadığı zaman da erkekler dışarıda başka kadınlarla arkadaş oluyor. O kadına da ben seninle çok iyi anlaşıyorum, aslında eşimle iyi değilim dediği zaman o dışarıdaki kadın da buna inanıyor. Halbuki bir kadın düşünmeli. Bu adam evindeki eşiyle anlaşamıyorsa, o kadınla anlaşamıyorsa benle nasıl anlaşacak? Onu da düşünmesi lazım kadının da. Hı hı. O yüzden de bu ilişkilerde karşılıklı verici olmak, karşılıklı alıcı olmak. Tek tarafın verip tek tarafın alıcı olması dengeyi bozuyor. Peki hocam. Hemen hattımızdaki izleyicimizi dinleyerek devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz bulduk. Yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, neler soracaksınız hocamıza? Dinliyoruz sizi. Hayırlı günler. Ben hocamıza şey soracaktım. Benim 14 yaşında oğlum var. Dershaneye gidiyor. Orada bir arkadaşı varmış. Ateist miymiş, satanist miymiş? Hani öyle bir şeymiş. Buna kendini şey yapmış. Yani nasıl olmuşsa bayağı bir bağlamış. Hiç öyle biri de değildi ama bayağı bir etkilenmiş. Hı hı. Şimdi ben bunu öğrenince tepki gösterdim ama çok agresifleşti. Bize yani çok hırçınlaştı evde. Ben buna nasıl davranacağımı, hani ne yapmam gerekir onu öğrenecektim hocamızdan. Yani bundan ben nasıl koparayım bunu? Hanımefendi, bakın ateist miymiş, satanist miymiş diye dediğiniz bir bilginiz net değil. Şey hocam, bu bilgim net. Yani çünkü ben internetten hangi sesini... hangisi var? Net söyleyin bana, hangisi var? Hocam bu gök, bir taşa bir şeye inanıyormuş. Yani herhangi bir şey yok, yani bir dine bağlılığı yok. Çünkü ben bunu takip ettim internetten. Oğlumun konuşmalarını, fesini ben tablete ekledim. Oradan konuşmalarını takip ettim. Herhangi bir inancı yok yani. Tamam, peki oğlunuz da buna bağlı ne değişti? Hocam yani çok yani din olarak değil, sevmiş yani. Sevgi tamam. olarak. Tamam. Peki bu okuldaki bir arkadaşı mı? Okuldaki bir arkadaşı. Tamam. Peki okulu değiştirme imkanınız var mı? Hocam dershanede, yani okul değil de dershanede yani tabii ki değiştiririm, yani bunu yaparım ama bunu sosyal medyadan, hani bunu yine şeyden, hani bu sorun olur yani, çözüm olur mu? Tamam. Peki yoksa... evde internet bağlantısı var. Var tamam. Hocam. Tamam. Peki babası var. Babasının haberi var mı? Var hocam, evde bütün her şeyin, ama yani çok değişti, böyle hepimize karşı koyuyor yani, bayağı bir etkilenmiş yani. Tamam. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, başka soracak sorunuz varsa. Yok hocam, bunu ben hani nasıl bunu halledeyim onu öğrenecektim. Tamam, peki, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz size. Sağ olun. Evet. Şimdi ilk önce şöyle bir nokta var. Aslında hanımefendi bunu fark ettiği andan itibaren çocuğa hiç hissettirmeden dershaneden bir şekilde alıp bir şekilde internetle ilgili noktada, evdeki o internetteki aktif olan noktayı, internet bozulması olabilir, ödememe olabilir, derslerinden dolayı interneti kapatma olabilir, dershane konusunu artık işte dershaneden fayda olmadığı için bırakma olur gibi çocuğa hissettirmeden yapmamız gerekiyordu. Çünkü anne baba çocuğun üzerine bir otorite değil. Ne demek otorite değil? Yani çocuğa hayır bunu yapmayacaksın, gitmeyeceksin, inanmayacaksın dediği zaman bile bunu dinleyebilecek bir durumda değil. O yüzden de anneler çok dikkatli olması lazım, anne babalar. Ben bunu direkt çocuğuma söylediğimde çocuğum beni bu noktada dikkate alıp o yanlışı fark edip doğruyu yapabilecek durumda bir çocuk mu? Yoksa bize tepki koyup yanlışa devam edebilecek bir çocuk mu? Yani fark ettirmeden yapmamız lazım.
mesela çocukların okuldaki problemlerini tespit etmek anlamında öğretmenleriyle görüşmeye gittiğinizde anne babaların en büyük hatası şudur. Gider okula, bugün gittim görüştüm öğretmeni, şu öğretmeni şöyle söyledi, böyle söyledi der. Bir dahaki seferde okula geleceğim dediğinde çocuk gelmedi der. Çünkü rezil ediyordur anne baba onu. Hı-hı. O yüzden anne babalar çocuklarını çok incitmeden bunları fark edip çok geniş bir çember içinde onları daraltmaları lazım. Böyle boğmak anlamında değil. Şimdi birinci nokta bu, diğer anneler için olsun. Şimdi hanımefendinin noktası şu. Bir çok önemli bir durum burası. Bir, çocuğunun yaptığı yanlışı gördü. İki, çocuğuna dedi ki sen çok yanlış bir şey yapıyorsun. Yanlış bir yoldasın, doğru bir hareketin yok ve arkadaşından etkilenmişsin, onun aklına göre hareket ediyorsun. Bakın burada çocuğa şu mesajı verdi. Senin aklın yok, sen hiçbir şey anlamazsın, sen kendi kontrolün sende değil, arkadaşının sözüyle hareket ediyorsun, sen bir birey değilsin. O çocuk da şöyle bağırıyor 14 yaş, ben bir bireyim, beni anlayın, beni tanıyın, beni kabul edin, benim fikirlerimi önemseyin diye bağıran bir yaşa anne baba problemi konuşurken bunu verdi mesajı. Yani çocuğun aldığı mesajı o. Belki anne baba şunu söyledi, yavrum bak bu doğru değil, çok yumuşak söyledi belki, bak bu yanlış yapıyorsun, bu arkadaşın hareketi yanlış, bak sen şunu yapıyorsun dedi belki. Ama çocuk bu mesajı alıyor. Hı hı. Söylediğimiz söz ergen dönemde A dediğimiz B olarak geçiyor. O yüzden direkt biz A diyemeyiz çocuklara. Şimdi annenin yapacağı nokta şu olmalı bu noktada. Oğluna oturmalılar ailece. Bizim aile yapımıza, bizim ailenin inancımıza ters bir ortam var. Yanlış bir durum var. Sen bu noktada inanmamış olabilirsin. Sana bu nokta hoşuna gitmiş olabilir. Çünkü çocuklar asi olmak isterler o dönemde. Ve normalde de asi olunmaz. Anormalle asi olmanız lazım. Saçlarınızı kırmızıya boyamadan, normal siyahla kimse sizi asi olarak kabul etmez. Burnunuza deldirmeden kimse sizi asi olarak kabul etmez. Belki reddedeceklerdir bunu duyan arkadaşlarımız. Eğer asi olarak bariz normalden ayrılan görüntüler varsa o insanlar aslında normal olarak yaşayamadıkları için kendilerini kabul ettirebilmek için o modelin içine giriyorlar. Evet. O yüzden de hanımefendi çocuğuyla oturup bunu konuşmalı ve bundan dolayı interneti kapatıyoruz ve bundan dolayı da seni dershaneden alacağız demeli. Bu hakka sahip çünkü henüz yaşı küçük. Hı-hı. Ama çocuk derse ki ne yaparsanız yapın ben oraya devam edeceğim, bunları yapacağım dediği zaman anne babanın söyleyeceği nokta şu: böyle bir noktayı kabul etmiyoruz. Eğer gitmek istiyorsan yola çık, git orada yaşa ve bizim evimizde yaşayamazsın. Bakın net bu durumu söyleyebiliyorum çünkü yaş 14. Hı-hı. Çocuk kalkıp da o tarafa gidip hayatını bu noktada riske atmaz. Ama 18 yaşında bir çocuk olsaydı artık bu anlatılana, o yazana veya o arkadaşının zihniyetine inanmış olurdu. Peki niye burada böyle bir problemle karşılaşıyoruz? Biz 14 yaşındaki çocuğumuza dini ya da İslam'ı ya da ahlakı anlatırken geleneksel yapıya göre, nasıl olsa Müslüman ailede doğdu, biz yapıyoruz o da görecek zannediyoruz. Halbuki bu bir ilimdir, hı-hı, bir eğitimdir. Matematiği nasıl ki evdeki matematiği öğrenmekle değil de çocuğu 10-12 yıl eğitime tabi tutuyoruz, matematiği öğretiyoruz. Aynı bunun gibi manevi de bir eğitimdir. Usulleri vardır, kuralları vardır. Bu eğitimi çocuklarımıza vermediğimiz için bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. İlk önce yumuşak konuşmalı, hı-hı, kuralları anlatmalı. Bu kurallar ihlal edilirse demeli. Birkaç hafta süre tanımalı. Eğer hala devam ediyorsa benim söylediğim yasak konulmalı. O yasakta tepki gösteriyorsa da bizim evimizin kuralı bu. Ya uyarsın ya bu kuralın dışında yaşarsın diye sert çıkışlar yapılmalı. Evet. Hocam son iki dakikamızın içerisindeyiz ama sormak istediğim nokta da şu. Gençler özellikle ergenlik döneminden bahsediyoruz. İlk ergenlik yılları bir asilik isteği var. Farklılık isteği var. Sıradan olanın dışına çıkmak isteği var. İnanç noktasında da çok farklı yaklaşımlar ve gruplar söz konusu olabiliyor. Bizim dinimizin bir takım ahlaki gereklilikleri, sosyal hayatta bir takım sınırları var. Ama bu tür alternatif inanç dediğimiz farklı grupların hiçbir sorumluluğu da yok. Bir yandan da bir sosyal ortam sağlıyor aslında. Dolayısıyla çok riskli bir durum. Burada ailenin atması gerektiği temelden bahsettiniz ama başka uyarılarınız nelerdir? Kısaca bunu da almak isterim. Buradaki nokta şu. Çocuklar ama bir de şu gerçek var. Ne kadar sizin söylediğiniz gibi kendi bizim dinimizin sınırları içinde yaşamak onlara zor geldiği için başka da ya, rahat din demeyeyim de anlayışı seçtikleri gerçekse de dediğiniz doğru bu nokta.
noktada. Ama bir de şu var, çocuklar bazen sadece ben Allah'a inanmıyorum diyerek, dikkat çekerek önemsenmek istiyorlar. Ama gerçekte böyle bir inanmama durumu söz konusu değil. Ama aile üstüne gittiği zaman bunu o noktada kendini sabit kılıyor. O yüzden aileler çocuklarındaki tepkisel bir durumu gördüklerinde ciddiye almamak ilk önce. Çok ciddiye alıyorlar. Ben inanmıyorum Allah'a ya da şuna inanmıyorum gibi. Ya da ben küpe takacağım ya da ben artık sizin bu sisteminize inanmadım dedi. Olabilir yani, inanmıyorsun der geçeriz o noktada. Orayla savaşmayız. Ama bu tarafa gelip acaba neyi eksik yaptık deyip o noktada belki çocuğa sevdirerek bazı noktaları anlatmak veya örnek olarak anlatmak boyutunu seçmemiz lazım. Bana gelen, farz edeyim ki 20 tane çocuğun içinden belki bir tane gerçekten ateist çıkmıştır. Onun dışında ben aslında hocam çok inanıyorum ama sırf onları kızdırmak için yapıyorum. Evet, marjinallik arayışı. Evet, harika. Bunu ifade etmek için onu yapıyor. Peki niye çocuklar kendilerini bu şekilde ifade etmek isterler? Çünkü normal hallerinde evde değer görmedikleri için, matematikten 40 aldıklarında hesaba çekildikleri için ya da bir yanlış bir harekette, mesela o kadar basit bir durum oluyor ki belki bir ufacık bir mesajı abartarak çocukları yargıladığımız için çocuklar bu noktada kendilerini yanlışta sabit kılarak ondan sonra da Allah korusun telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabiliyor. Evet, Allah muhafaza etsin diyelim. Hocam, amin. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.